Merhaba Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün nefis bir ıslak kek tarifiyle geldim. Gerçi tek kekimiz bugün çok güzel oldu ve çok da hafif çatalı vurduğum gibi dağılıyor gördüğünüz gibi. Her zaman yapıyordum ama bugünkü gibi güzel olmuyordu ve tıkış tıkış oluyordu. Sosunu dökerken hiç çekmiyordu ama bugünkü ayrı bir güzel oldu. her videomu izlerseniz kekimizin puf noktaları var. Puf noktalarınız size anlatmaya çalışacağım. Hadi kekimizin yapımına geçelim. Şöyle göstereyim. Kekimiz için 4 adet yumurta kullanıyor. Benim yumurtalarım oda sıcaklığında. Daha akşamdan dolaptan çıkarttım. Yani bozuk değil. Bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında olması lazım. Bir bardak da toz şeker ekledim. Şimdi mikserimizi çalıştıralım. Kırama hal şekline getirelim. Videolarımı izleyip de beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Evet. Hiç mikseri durdurmadan geri malzemelerimizi ekliyoruz. Bir su bardağı sıvı yağ ekledim. Bardağım 200 milimlik herkesin evinde bulunan bardak. Sütümü biraz ısıttım. Yani biraz ılıklandırdım. Bir bardak da süt ekliyorum. Gördüğünüz gibi hiç mikseri durdurmuyoruz. Evet krema haline geldi yeterli bu kadar. Şimdi geri kalan malzemelerimizi ekliyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu kakao. İki su bardağı un ekliyorum silme. Yani tepeleme değil silme. Gördüğünüz gibi her şeyi gösteriyorum zaten. İki paket kabartma tozu. Hiç mikseri durdurmadık gördüğünüz gibi ama sadece derecesini biraz düşürdüm. Bir pakete şekeri vanilya. Evet bu kadar yeterli. Misalimizi durduruyoruz. Evet, biraz da spatula ile etrafını topluyoruz. Çok karıştırmıyoruz ki sönmesin. Bir dörtgen borcam kullanıyorum. En büyük boy. Borcamın altını daha önce yağlamıştım. Orayı göstermemişim. Kusura bakmayın. Fırını 170 derece 35 dakikaya kurdum. Daha önce ısıtılmış fırına sürece. Biraz da borcamızı sağlayalım. Her yeri eşit olsun. Evet fırına girmeye hazır. Şimdi üzeri için sos hazırlıyoruz. 2 su bardağı süt. 1 bardak toz şeker. İki yemek kaşığı kakao. Şimdi bunları biraz karıştıralım. Bu kadar yeterli. Şimdi ocağa alıyoruz. Çeyrek bardak sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ ben unuttum orada dökermeye. Çeyrek bardak sıvı yağ döktüm. Su bardağı ile üçte birini. Evet sosumuz pişti. Şöyle evde sütlü çikolatalar vardı onları da ekledim içine daha sıcakken erisin karıştırıyoruz benim elimde o vardı onu kullandım siz de elinizde ne varsa kullanabilirsiniz evet kekimizi fırında aldık kekimiz ılıklandı ben biraz ufak kestim siz daha büyük dilimler yapabilirsiniz evet üzerine sosumuz da ılıklandı şimdi sosumuzu döküyoruz Kekimiz ve sosumuz ılık. Ne tam soğuk ne tam sıcak. Hemen sosunu da çekiyor gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu kekimiz. Puf puf oldu. Yani böyle ilk defa bu keki bu kadar tutturabildim. Evet sosunu çekti. Evde böyle çikolatalar vardı. Damla çikolata da biraz daha büyük. Ben üzerine onu kullandım. Siz ne varsa kullanabilirsiniz. O size bağlı. Evet bugünkü videomuzda sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.